Peki efendim, e-sınav hakkında, içeriği hakkında bilgi verir misiniz? Elektron sınavı Şanlıurfa genelinde çok geç kalınmış bir karar. Yani 24 Ocak'tan itibaren okula başladı ama Türkiye genelinde hemen hemen 2 yıla yakın bir zamandır devam eden bir sistem. Elektron sınavın çok artısı var. Eskiden kayıt yapıyordunuz, tekrar sınav beklemek için 2-3 ay bekliyordunuz. Bu zaman zarfında dışarı giden arkadaşlarımız olurdu, askere giden arkadaşlarımız olurdu. Şu an elektron sınav gelen arkadaşlar hemen hemen bir ay içerisinde ehliyetlerini alabiliyorlar. Kaldıkları zaman da tekrar 2 ay beklemelerine gerek yok. Girdikleri sınavdan sonra 2 hafta içerisinde tekrar sınav başlığına yatırarak sınavı girebiliyorlar. Bu yönden büyük bir avantaj sağlamış şu an kurslarda. Normal sınava göre hem zaman sınırlaması yok. Yani çok kısa bir zaman içerisinde sınavlara girebiliyorsunuz. Bu yönden bir artısı var. Ekstrası sınav bitiminde hemen sınav sonuçlarınızı alabiliyorsunuz. Merkezi sınavda sınav sonuçlarının açıklanması hemen hemen 10 günü buluyor, 12 günü buluyordu. Ama şu anda sınava girdiğiniz takdirde sınavdan çıktıktan 5 dakika içerisinde sonucunuzu alabiliyorsunuz. Ve 1 veya 2 hafta içerisinde direksiyon sınav takvimine göre direksiyon sınavındaki bir ehliyetinizi alabiliyorsunuz. Avantajının haricinde dediğim gibi zamandan çok tasarruf ediyorsunuz. Artı sınav daha basit oldu. Şu an merkezi sınav giren arkadaşlarımızın okumasında problem olabiliyordu. Cevap anahtarına geçirirken kaydırma yapılabiliyordu. Veya cevapları silerken cevap anahtarını yıpratıkları için diye sınavları geçersiz sayılabiliyordu. Kitapçıklarını işaretlemedikleri için sınavları geçersiz sayılan birçok arkadaşımız oldu. Ama elektronik sınavda böyle bir durum söz konusu değil. Hem sınava girdikleri takdirde zaten tablet üzerinden giriyorlar. Ve sorular her bir sayfada tek bir soru geldiği için kaydırma şansları yok. Her bir soruyu tek tek cevaplayıp rahat bir şekilde sınavlarını tamamlayabiliyorlar. Herhangi bir fark yok. Yeniden geliyorsunuz, kursa kayıt yapıyorsunuz. Bütün işlemleriniz her şekilde aynı. Sadece sınav harcınızı yatıracağınız zaman orada elektron sınav veya merkezi sınavı seçebiliyorsunuz. Elektron sınav için sınav harcınızı yatırdıktan sonra dekontu kursunuza teslim ettiğiniz takdirde kursunuz bunun için onay verecek. Yani sistem üzerinden, mevcut üzerinden onay verecek. Ve daha sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bu listeyi verecek. Milli Eğitim Müdürlüğü de sizin için randevu verecek ve sınava gireceksiniz. Ehliyet alacaklara tavsiye ederimiz, Urfa genelinde şu an fiyatlara çok dikkat ediliyor. Benim ehliyet alacak arkadaşlara tavsiyem fiyat konusunda değil de aldıkları eğitime dikkat etmeleri. Hem kursun verdiği eğitim, araçları, verilen hizmetler bence daha önemlidir.